Efendim, belki yavaş yavaş katılacak olan arkadaşlarımız vardır ama değerli hocamızı da bekletmemek için ben önce açılışı yapmak isterim. Çok sevgili KGDER üyeleri, çok değerli katılımcılar. Bugün KGDER Ekonomi Sohbetlerimizin Ekim ayı buluşmasında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü KGDER Ekonomi Sohbetimizde biliyorsunuz ekonomi danışmanımız sevgili Özlem Derici Şengül moderasyonunda her zaman ekonomi sohbetlerimiz gerçekleşiyor. Bugün hocamız Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Erhan Aslanoğlu'nu dinleyeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Değerli vaktinizi bizlere verdiğiniz için. Ben özellikle her gün Türkiye'de ve biliyorsunuz dünyada değişen ekonomi gündemiyle karşı karşıyayız. Bugün de aslında onlardan birisi. Bugün iş dünyasını yakından ilgilendiren enflasyon oranları açıklandı. Bizim için çok önemli tabii. TÜFE enflasyonu Eylül'de %1,3'lük piyasa beklentisinin hafif altında %1,25 olmuş. Ama yıllık enflasyonla baktığımız zaman da %19,25'ten %19,58'e yükselmiş. Diğer taraftan baktığınız zaman iş dünyası açısından çok daha önemli olan ve Haziran 2020'den beri önceki aya göre artış gösteren özellikle yıllık üretici fiyat endeksi ÜFE dediğimiz enflasyonu ise Eylül'de %45,52'den %43,96'ya düşmüş bir düşüş gösterdiğini görüyoruz. Peki bu ÜFE'deki düşüşe rağmen enflasyon oranı halen çok yüksek seyrediyor. Belki hocalarımız bize bunu daha net açıklayabilirler. Halbuki baktığınız zaman 2022-2024 dönemini kapsayacak olan biliyorsunuz orta vadeli programda enflasyon beklentisi 2021 sonu için %16,2 gibiydi ve 2022 sonucunda da sonuna doğru da %8,1 enflasyon beklentisi içindeydik. Diğer taraftan bir de dolar beklentisi var. 2021 yılı ortalaması 8,30'larla 2022 yılında da ortalama 9,27 gibi bir seyir göstereceğini tahmin edebiliyorduk. Tabii bütün bu programa göre de işsizlik azalacak. Tabii ki kişi başına düşen milli gelir de artacak öngörülerindeydik. Ancak diğer taraftan baktığınız zaman geçtiğimiz cuma günü Eylül dış ticaret verileri açıklandı. Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda %30 artışla 20,8 milyar dolar yükselmiş. Bu çok İyi bir tablo tabii ama ithalatta ise %12 artış var. Tabii bütün bunlara baktığımız zaman bu bir önemli bir gelişme. Zira Ağustos ayında dış ticaret açığımız 4 milyar doların üzerindeydi. Bu rakamları da tabii hocalarımız tekrar bir değerlendirmelerini arzu ederiz. Tabii tüm bu ekonomik veriler, tabii ki inişler, çıkışlar, bütün bunlarla ilgili yorumları konuşmacılarımız sizlerle paylaşacaklar. Biz sadece bu verileri toparladık ki bir çerçeve çizebilelim size diye. Ben burada sözü çok değerli moderatörümüz, aynı zamanda KGDER'in ekonomi danışmanı Özlem Hanım'a bırakmak istiyorum. Değerli konuşmacımız, hocamız Profesör Erhan Aslanoğlu'na da tekrar teşekkür ediyorum. Bizlerle sizler olduğunuz için ve bizlere değer kattığınız için bu toplantımızı gerçekleştirmemize fırsat verdiğiniz için değerli konuşmacımıza ve moderatörümüze teşekkür ediyoruz. Tabii en güzel katılım da sizlerin varlığıyla oluyor. Herkese verimli bir sohbet. Hepinizde de işlerinizde bu ay bereket, bolluk dilerim. Öncelikle sağlıkla tabii. Çok Tabii. sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Çok teşekkürler Emine Hanım. Hakikaten bu güzel dilekleri paylaşmamak elde değil. Her geçen gün çünkü bir yandan en kötü geride kaldı umuduyla başlıyoruz yeni döneme. Sonra bir şey karşımıza çıkıyor. Aa, bunu da hiç düşünmemiştik deyip tahminlere dahil etmeye başlıyoruz. Onun için umarım dediğiniz gibi hem bol kazançlı hem bol sağlıklı artık en kötünün geride kaldığı bir dönem bizi bekliyordur. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Tekrar ben de hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk.
Çok teşekkürler Özlem Hanım. Ben de davetiniz için sizlere, Emine Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Dediğim gibi yakından izliyorum. Böyle bir organizasyonumuzda bulunmaktan ben de keyif alıyorum. Güzel bir sohbet olması dileğiyle çok teşekkürler tekrar. Hocam şimdi konuşacak çok konu var ama tabii bugünün konusu enflasyon haliyle başımızın belası. Bütün hem vatandaş olarak başımızın belası hem de iş dünyası olarak başımızın belası. Yakından takip edemeyenler için şöyle kısacık bir hatırlatma yapmak gerekirse Ağustos ayında enflasyonda Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kadarıyla işte bir düşüş gerçekleşecekti. Sonrasında da işte faiz indirimleri gelecekti ama Ağustos ayı enflasyonu öyle olmadı. %19.25'e çıktığını görmüştük ve ardından Merkez Bankası bu kısmı hani çok takip edememiş olabilirsiniz. Onun için bahsetmek isterim. Dedi ki geçici arizi yetkiler ayrıştırılarak bakılmalı enflasyona dedi. Bunun anlamı şu, enerji, gıda gibi çekirdek, bunların hariç tutulduğu çekirdek enflasyon göstergeleri var. Bunlara bakmak daha doğru, daha anlamlı dedi ve bu yönde iletişimin ardından da bir faiz indirimi gerçekleşti enflasyondaki artışa rağmen. Şimdi öyle olunca hepimiz çekirdek göstergelere bakmaya başladık. Gıda, enerji, tütün, işte alkol içecekler gibi kalemlerin hariç tutulduğu. Bugün açıklanan veriye göre hem manşet enflasyon yükseldi, %19.58 artık 19.25 dediğim enflasyon oranı, hem de çekirdek göstergeler yükseldi. Şimdi ne bekleyeceğiz hocam? Birincisi ya enflasyon dinamiklerini tabii ki de konuşuruz orta vadeli. Nereye gidiyor fiyat artışları? Özellikle de iş dünyası açısından üfe tabii çok önemli. Üretici fiyatları, enflasyonu çok önemli. Halen daha %40'ların üzerine çok yüksek bir enflasyon var. Bunları konuşacağız ama şimdi Merkez Bankası bize ne diyecek? Yani yeniden faiz indirimleri devam edecek mi? Baktık ki faiz indirimlerinin mevduat faizlerine falan yansıması oldu aslında. Bir parça düşüş oldu ama uzun vadeli faizler kötü tepki veriyor tabii faiz indirimlerine. Bir, ikincisi de kur kötü tepki veriyor. Bizlere maliyet olarak yansıyor. Şimdi ne bekleyeceğiz Merkez Bankası'nda? Tekrar teşekkürler. Vallahi tabii aslında geçen ay bu zamanlar enflasyon verileri geldiğinde hani Ağustos'ta bu otomotivdeki ÖTV düzenlemelerinden sonra bir hani hafif de olsa yıllık enflasyonda bir gerileme, 19'un altına gelir mi acaba beklentisi vardı ve evet, çok büyük bir ihtimalle de bu düzenleme bunun içinde yapıldı ama gıdadan gelen o baskı buna imkan vermedi. Aslında Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir referans verdiği önce Nisan ayı enflasyon raporu, sonra Temmuz ayı enflasyon raporunda bir patika hep ona referans verdi. Siz de biliyorsunuz o patika manşet enflasyona göre olan bir patikaydı ve en son Temmuz enflasyon raporuna göre yani görülen Ağustos sonrası Eylül'de böyle bir inişin başlayacağı idi. Ve Merkez Bankası şu vurguyu yapıyordu. Bu patikada görülen iniş net bir şekilde görülene kadar, keskin iniş görülene kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Yani bunun anlamı enflasyon yani böyle 18 manşet enflasyon 19'ların altına gelmeden ben mevcut faizimi 19'u korurum demekti. Şimdi ondan sonra gelen açıklamalar, Sayın Başkan'dan gelen, Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalar aslında bir politika çerçevesinde bir değişikliğe de işaret etti. Söylediğiniz gibi çekirdek dediğimiz yani gıda ve enerji hariç enflasyona bakarak o 16'larda seyrediyor. Aslında ana dinamik odur denilerek bir indirim yapıldı. Şuna gelmek istiyorum. Biz Eylül başında bu çerçeve dönüşümü gördükten sonra bence bugün gelen rakam da Merkez Bankası'nın fikrini çok değiştirmez. Çünkü Merkez Bankası açısından sürpriz olmasa gerek. Çünkü Merkez Bankası bu yaşanan enflasyonu arzi, geçici bir oynaklık ve yükseklik olarak nitelendiriyor. Yani bugün gelen rakamlarda ben Merkez Bankası'nın hani o fikrini değiştirecek bir çerçeve olmadığını düşünüyorum. Ha, haklı görmüyorum ama o çerçeveden, o taraftan baktığımda bu ayki çekirdekteki yükselişi de yani işte kur etkisi,
gecikmeli yansımalar gibi farklı şekilde değerlendirebilir. O rakam 16.98, hani gelecek ay biraz geriler, biraz üstüne çıkar ama 18 olan faizin ben hala yine bir 50 bas puanlık şu anda Meryem, bugün o kararı verse ben 50 bas puanlık bir indirim yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii toplantıya kadar daha bayağı bir süre var. Evet, 21 Ekim toplantı. Evet, bayağı var. Ben o döneme doğru özellikle dışarıdan gelen, içeride de bir stres olacağı kanaatindeyim. Yani böyle dönemlerde içeride piyasada şu ya da bu nedenle bir stres oluşuyor kurlar üzerinde. Bir de bu Amerikan 10 yıllıkları Kasım ayına yaklaştıkça hani çeşitli verilere bakarak oradaki stresi arttırabilir. Örneğin oradaki faizin 1.60'lara, 1.70'lere doğru gitmesinin bizim kuru rahatlıkla 9'un üzerine atma ihtimali var. Birkaç başka faktör de yan yana gelirse bu Merkez Bankası'nı durdurabilir. Çünkü bu hani Kasım başında dışarıdan beklenen o tahvil adımını azaltma kararının artık gelme olasılığının daha net fiyatlanması olacak. Yani kesin değil ama bence bugün bu kararı verse Merkez Bankası indirirdi. Benim bugünkü yorumum indirmeye devam edeceği yönünde. Ama tabii 100 bas puanlık bir yer olmadığını, çünkü 16.98 sanıyorum o C endeksi de. Evet. Yani burada en fazla 17.50'lere inebilir gibi geliyor. Hı-hı. Ve beklemeyi tercih edecektir. Tahmini de bunun gerileceği yönünde olacak. Aynı vurgularla bir indirim gelir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası anlaşılan para politikası biliyorsunuz etkisini 3 aydan 18 aya kadar yayılan bir sürede veriyor. Bu adımların ilk bahara doğru hani daha fazla bir gevşeme anlamına geleceği, muhtemelen yeni bir kredi garanti fonuna benzer bir kredi genişleme atağıyla düşen maliyetlerle büyümenin destekleneceği bir politika çerçevesine hazırlık olarak nitelendiriyorum. O açıdan hani çok kurda daha fazla büyük bir stres yaşanmazsa ki yaşanabilir bence, indirme ihtimali yüksek. Yani peki, hafif yaşanmazsa bile indirecektir ama hani böyle çok zorlayan bir noktada durmayı tercih edebilir. Yani Kasım'a en azından ertelemeyi tercih edebilir bu kararın. Peki hocam, yani bu söylediğiniz şeyi, beklentileri hani bazı senaryomuz olarak alırsak aslında enflasyonu şöyle bir gelecek seneye taşıdığımızda, projeksiyonları yaptığımızda aslında ikinci çeyrek ve ikinci yarıya doğru bir şey görüyoruz. Baz etkisinin hani biraz hafif kemesi düşüş görüyoruz. Ama bu söylediğiniz kombinasyon, yani gevşek para politikası, düşen faizler, kredi garanti fonu ihtimali, 2023'e hazırlıkta bir seçim hazırlığı vesaire, bizi o şeyden alıkoyma riski yok mu? Yani o enflasyondaki düşüşü görmeden daha kalıcı yüksek enflasyona taşıma riski yok mu bu bileşimde? Bence var. Çünkü biz yapısal olarak bir değişim geçirmeden bu cycle'a, bu döngüye hep giriyoruz. Bu yine Türkiye'de muhtemelen yani önce bir ısınma, büyüme ama çok uzun, her seferinde daha kısa süren bir döngü oluyor. Arkasından da bir yavaşlamaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ve o yavaşlama tabii enflasyon artışı ve faiz artışından da özellikle geliyor. Bu risk artıyor bence. Bu riski arttıran bir gelişme bu. Bu politika çerçevesi. Şimdi burada tabii şöyle bir manzara olsaydı belki biraz daha pozitif olabilirdik. Yani gıdada mesela ki manzara biraz daha bu kadar açılmasaydı. 30 civarında bir gıda enflasyonu var resmi, evet, rakamda. Evet. Ve dünyada gıda üzerine baskı yapacak birkaç mekanizma daha geliyor. Zaten iklim meselesi, hani işte arz talep dengesizliği, gıdaya tüm dünyada baskı yapıyor ama son günlerde konuştuğumuz gibi bu doğalgaz, enerjideki artışlar, ki bu çok ciddi bir sorun en azından bir süreliğine gibi gözüküyor. Gübre örneğin üretiminde ciddi bir maliyet artışına yol açacağı amonyak kanalıyla, bunun da yine gıda maliyetlerini arttıracağı yönünde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir beklenti var. Dolayısıyla yani gıdada zaten biz örneğin Ağustos ayında bile en meyve sebze fiyatlarının, yaz meyve sebzenin en ucuz olması gereken dönemde bile ciddi bir artış gördük.
Bu ay gelen gıdanın görece düşük geldiğini tırnak içinde söylüyorum. Görüyoruz ama burada muhtemelen bu geçen ay marketlere yapılan hani fahiş fiyatla satış baskısının bir miktar marketlerde de hani olabildiğince belki de maliyet altında bile satmak ya da kar marjını düşürerek satmak eğilimini de getirdiğini, bunu bazı anekdotal bilgilerde de gördük. Dolayısıyla yani gıdada bu ayki rakam yine pozitif ama yanıltmasın. Bence tüm dünyada ve Türkiye'de gıda baskısı devam ediyor. Manşete etki yapacak. Gıdaya neden olan bir faktör enerji. Enerji zaten bağımsız olarak buna yol açıyor. Bütün dünyada biz doğalgaz ve petrolde baskının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani bunun da çok temel iktisadi nedenleri var. Bence bu hatta biraz daha geçici değil, biraz daha kalıcı bir etki de olabilir. Belki yeri gelirse açarız konuyu. Şuna gelmek istiyorum. Bizim enflasyonumuzu, manşeti yukarı çeken iki ana faktör gıda ve enerji ise, tabii diğer ham maddeler de var ama şu anda bunlar. Bunlar zaten yukarıyı çok zorluyor. Bunlar zorlarken bir de üfe tüfe makası bu kadar açılmış. Üretici bu kadar üzerine aldığı maliyet baskısını yansıtmadan ne kadar gidebilir? Evet. Hani kısa bir baskı olsaydı ben bu ay bir girdiği pahalı aldım, gelecek ay ucuza alacağım. Tamam, o onu telafi, ama öyle değil. Bu üfe uzunca bir süre 40 civarı, 35-40 arası devam edecek. Ve bunun mutlaka bence baskısı olacak. Yani ben anekdotal olarak da sektör, farklı sektörlerden aldığım feedback de bu yönde. Özetle zor bir dönem bekliyor enflasyonu yönetmek anlamında da. Hatta ipi kaçırmak gibi bir risk de var yani maalesef. Onu sormaya çalıştım zaten. Yani biz aslında hani düşen bir patika beklerken gelecek sene belki de şu anda ipi elimizden kaçırıyoruz ve etkilerini 6 ay sonra görüyor olacağız. Gelecek senenin görünümünü birazcık daha konuşacağız ama ona geçmeden önce hocam biliyorsunuz şirketlerin bütçe dönemi tam bu aylar. Onun içinde kur ve faiz tahminleri çok daha önemli hale geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bir parça bu faiz indirimleri borçlama maliyetlerine yansır mı? Dolayısıyla bütçe yaparken gelecek sene biz biraz daha düşük tahvil ve kredi faizleriyle karşılaşır mıyız? Kur tarafında biraz bahsettiniz zaten 9 üstü kur çok olası görünüyor. Dolayısıyla yani bütçe yaparken en azından son çeyrek görünümü belli ki 9'un üzerine taşıyacak gibi bizi bu para politikası. Evet. Gelecek sene için nasıl kur ve faiz tahminleriyle çalışmamız lazım bütçeyi hazırlarken? Valla ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de enflasyon yıl sonunda 18'ler civarının pek altına inmeyecek gibi. Üzerini zorlayabilir. Hani 18'in sembolik olarak biraz altı belki olabilir ama ondan sonra da tekrar yukarı yine hareketlenebilir. Yani mevduat ve kredi faizlerinde bugünlerde gelinen ya da önümüzdeki günlerde gelinen seviye neyse gelecek yılın başında da oralarla devam ederiz. Yani ben çok büyük bir indirim alanı olduğu kanaatinde değilim. Yani kredi maliyetlerini çok fazla indirmek mümkün olmayacak. Ha, bazı sektörel destekler, kamu bankaları aracılığıyla falan olabilir. Hani bu sübvanse edilerek belki inşaat vesaire sektörlerde hükümet, ekonomi yönetimi böyle bir kanal açmak isteyebilir ama benim görebildiğim enflasyon bankalarında hani genel dinamikleri açısından gerek mevduat gerek kredi faizlerinde çok fazla aşağı doğru gidemeyeceği bir alanda. O yüzden çok büyük bir düşüş beklememek lazım. Hani önümüzdeki günlerde olacak, yani şu 1-2 ay içinde olacak denge gelecek yıla da taşınacaktır. Hafif bir iniş beklemek lazım, oluyor da. Ama kalıcı bir iniş gibi gözükmüyor bence bu da. Hani bu anlamda bu maliyetlerle gerçekten verimliliği arttırıcı ya da getirisi daha yüksek olan yatırımlar yapılabilir. Bu krediler elbette kullanılabilir. Ama ben çok büyük bir iniş olacağı kanaatinde değilim faizlerde. Dolayısıyla faiz tarafındaki beklentim öyle. Yani ister istemez manşet enflasyonun etrafında dolanan bir faiz şekillenmesi olacak. Yani vurgulamak istediğim o. Gelecek yılın sonunun enflasyonunun da hani iyimser senaryolarda bile 14-15'in altına gitmeyeceğini düşünürsek 18-15 arasında dolanan bir enflasyon
hele hele kısa vadede çok da fazla bir faiz marjı vermeyecektir. Maliyeti düşürmek anlamında ben diye düşünüyorum. Kur tarafına bakınca zaten orta vadeli programa bile baktığımızda, yani ekonomi yönetiminin TL'nin nominal olarak değerlenmesi değil, bir değer kaybını görüyoruz. Yani kur yukarı gidiyor, orada bile gidiyor. İş Bankası Genel Müdürü'nün geçtiğimiz günlerdeki bir açıklaması, hani bu kurdaki artış hani bir bilinçli politika gibi ya da bu bir tercih demişti. Bu olabilir ama bu oluyorsa da daha şeffaf paylaşılması bence doğru olur. Dolayısıyla kurda bir yukarı hareket beklemek lazım. Fakat Türk lirası çok değer kaybetmiş durumda. Ben önümüzdeki dönemde bir değer kaybı olabileceğini yine düşünüyorum. Reel kur endeksine baktığımda biz 54-60 arası bir patikada hareket edeceğiz. Ve hani risklerimiz de olduğu için o 54'e doğru zorlayacak nokta 9.30'lar falan gibi dolar kuru anlamında bir seviye. Yani biz 8.5-9.30 arası bir bantta hareket ediyoruz gibi geliyor. Teknik analiz değil, temel analize dayanarak kaba bir öngörü olarak söylüyorum. Ondan sonraki hareket ise yine bir %10'luk bir başka bir bant, 9.30, 10.20, 10.30 falan gibi bir araya girer diye düşünüyorum. Ve biz gelecek yıl muhtemelen o tarafa doğru kayacağız. Zaten biz hani mevcut yapımızın çok hızlı değişmeyeceği, seçime giden bir ülke, yapısal anlamda çok büyük değişim olmayacağı varsayımıyla ama ihracatın önemli bir destek, katkı verdiği varsayımıyla da zaten dünyanın enflasyonuyla bizim enflasyonumuzun farkı kadar bir değer kaybı nominal beklemek lazım belki. Hani bizim enflasyonumuz 15-18 arası, dünyanın zaten 3-4 desek bir enflasyon olacaksa 13-15 puan, %13-15 TL'de bir değer kaybı anlamına gelir. Bunu da bugünden hesaplasanız zaten 10 lira ve üzerine doğru bir fiyat oluyor gelecek yılın sonuna doğru. Hatta şöyle düşünelim. Bugün 8.80'le yani 880 lirası olan birisi 100 dolar alsa, gidip Amerikan 10 yıllığı alsa bir yılda %1,5 kazanır. 100 doları 101,5 dolar olur. Seneye kur 10.30 olsa bu zamanlar, atıyorum. Atmıyorum da yani niye öyle söylediğimi paylaşacağım. 10.30 olsa 1045 liranız falan olur. 101,5 dolar çarpı 10.30 kur. Seneye bu zamanlar 1045 liranız yaklaşık, yani hesaplamıştım ama tam aklımda kalan rakam o. Bugün 880 lira yatırıp Amerikan 10 yıllık alarak 1,5'a getir, yani elde ettiğinizi varsayarak %18-19 arası bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Bu zaten kapalı bir şekilde kurun 10.20-10.30'a gideceğinin fiyatlanmasıdır. Ha, değişebilir. Ama biz bugün Türkiye'de 18-19 faize razıysak kurun en az, yani oralara kadar gidebileceğini düşündüğümüz için razıyız demektir. Dolayısıyla bugünkü fiyatlamalar hani gelecek yılın sonlarına doğru 10 liranın üzerinde bir kura işaret ediyor. Ha, değişebilir bu tabii ki. Farklı bir politika çerçevesi vesaire, ama görünen biz ana benim bas senaryom öyle. Önce 8.5-9.30 arası, sonra 9.30-10.30 arası bir banda girecek Türkiye ekonomisi gibi. Ha, buna şöyle bakabilirsiniz. O zaman zaten hani TL'deki getiri kadar bir değer kaybı söz konusu olabilir tercih. Yalnız burada riskler yukarı yönlü. Çünkü kuru etkileyen faktörler 3-4 tanedir. Bir, cari açık beklentisi. Yani dövize ne kadar talep yaratacak bizim ekonomimiz. Orada Merkez Bankası Başkanımızın söylediği bir şey var. Bizim cari açığımız düşüyor. O yüzden kura baskı azalacak. Evet, doğruluk payı var. Gerçekten ihracat bu sene çok iyi performans gösterdi. Burada aramızda yani buna katkı sağlayan değerli iş kadınlarımız, girişimcilerimiz var. Yani tebrik ediyorum hepsini. Gerçekten bu konudaki esneklik, maharet çok güçlü bizim ihracatçımızda. Artı dünya konjonktürü çok büyük buna imkan tanıdı. Ve hakikaten 200 milyar doların üzerinde, 210 milyar dolar bize çok büyük katkı sağlayacak. Ama biz her halükarda bir cari açık vereceğiz. İthalatımız fatura olarak artıyor. Enerji faturamız artacak. Yani her 10 dolarlık petrol fiyatı artışı 4 milyar dolar yaklaşık, hepimiz biliyoruz işte, bir cari açığa ekleme yapıyor. Ve gerçekten de gidebilir petrol ve doğalgaz. Yani neden gittiğini vaktimiz kalırsa konuşuruz.
ben son büyük bir atağa girdiğini düşünüyorum. Petrol, enerji fiyatlarının bu iklim meselesi süreciyle de. Dolayısıyla evet, cari açıkta bir iyileşme olacak ama yani çok büyük bir iyileşme beklememek lazım bu seneye göre de. İkincisi, ihracatta biraz ivme kaybedecek ayrıca önümüzdeki aylarda muhtemelen. Bu bizim lehimize yine de kabul ediyorum kur için. Ama siz de biliyorsunuz kuru etkileyen birkaç faktör daha var. İkincisi, bir formülle yazarsak bugünkü kur neye bağlı? Bizim döviz ihtiyacımız ne olacak? Cari açımız ne olacak? Onu cevapladık. Tamam, orada biraz daha iyiyiz. İki, risklerimiz nasıl seyredecek? Bir risk primi var. Yani maalesef Türkiye siyaset, dış politika riski yüksek bir ülke. Umarım hani artmaz ama risk fiyatlaması TL'nin çok lehine çalışmayabilir. En az nötr çalışır. Üçüncüsü, faiz spread'i. Yani dışarıda faiz ne, bizde ne? Ben ona küresel tapering diyorum. Yani küresel olarak bir likitte azaltım dönemine giriyor dünya. Amerika'sı, İngiltere'si, Japonya'sı, Avrupa'sı, gelişmekte olan ülkeleri çoğu. Biz ise yerel bir easing, yani lokal bir gevşeme dönemine giriyoruz. Şimdi dışarısı sıkılaşırken biz gevşersek bu spread, bu fark TL için negatiftir. Dolayısıyla Türk lirası ne olur sorusunda makro dengelere baktığımda negatif taraftaki faktörler pozitif taraftan daha fazla. O yüzden hani genel beklentim bu tür bir yukarı yönlü hareket ama biraz önce bahsettiğim bant çerçevesinde bekliyorum. Hı hı. Peki buradan hani negatif reel faize geçecek olursak, ilk önce bir hoca olarak tanımlamanızı rica edeceğim negatif reel faizi. Ardından da tamam diyelim ki kabul ettik biz, hani tamam yüksek enflasyona razıyız. İşte kurumuzun da bir miktar gitmesini tamam alıştık filan. Ama bu sefer büyümeyi nasıl finanse edeceğiz? Çünkü bu ülke 8 küsur büyümeden sonra birden hard landing dediğimiz böyle birlere ikilere şey yapamaz. Toslar, duvara toslar. Onu engelleyecek bir büyüme patikası olması lazım. Nereden gelecek, nasıl finanse edilecek? Evet. Bence de bu güzel bir soru. Şimdi hani reel faiz çok kısa belki hatırlamak gerekirse, biliyorsunuz enflasyon nominal faizle beklenen enflasyon arasındaki farktır teorik olarak. Yani bugün Merkez Bankası'nın 18 olan faizi ya da işte herhangi bir bankadan alacağımız diyelim 18 faiz varsa biz bir yılda %18 kazanıyoruz. Beklenti anketlerine baktığımızda bir yıl sonra bugünle karşılaştığında yaklaşık %13 bir enflasyon beklentisi var. 12 küsur 13. Yani 5 puan beklenen enflasyon üzerinde bir getiri var. Aslında bu iyi bir getiri. Evet, fena değil. Evet, bayağı iyi. Yani ben bugün bir ekmek almaktan vazgeçsem, gidip ekmek paramı bir bankaya yatırsam, %18 getiri elde etsem, seneye %18 kazanınca %18 daha fazla ekmek tüketemeyeceğim. Ne kadar daha fazla ekmek tüketirim? Ekmeğe muhtemelen %13 zam gelecek beklenen enflasyon kadar. %5 daha fazla ekmek tüketeceğim. Yani reel faiz aslında ürün bazında düşünmemiz gereken bir şey. Nominali parasal düşünüyoruz. %18 kazandım. Reel ürün bazında ben %5 daha fazla ekmek tüketebileceğim diye böyle bir ödül beklediğim için bu faize razı olabilirim. Ama aması şu, teori bu. Biz Türkiye'de çok yüksek ve oynak bir enflasyona sahip olduğumuz için beklentilerimizi adapte ederek gidiyoruz. Yani bu ne demek? Adaptive expectations. Yani şu anda 20'ye mi yakın enflasyon? Böyle gelmiş, böyle gider. Yani kafamızda seneye de enflasyon 20 olur. Ben buna göre ne kazanıyorum diye bakıyorum. Evet. Şimdi ben 18 kazanırken bugün açıklanan 19,5 20'ye yakın enflasyon devam edecek kafamda varsa benim, ben o zaman 18 kazanırken 20,5 enflasyon olacaksa ya da 19,5 1,5 puan kaybediyorum. Yani bugün bir ekmek almaktan vazgeçince seneye bu zamanlar 1,5 dilim %1,5 daha az ekmek tüketeceğime razı oluyorum demek. Evet. Böyle düşünen bayağı bir kesim Türkiye'de buna razı olmak istemiyor. Niye diyor? Ben bari en azından aynı ekmeği tüketeyim diyor. Ve bu eksi reel faiz mevcut enflasyona göre hesaplıyor. Beklenene değil. Çünkü yüksek enflasyonda zaten bir para yanılsaması yaşıyoruz. Bence
Türkiye'de ortalama bir vatandaşın hissettiği enflasyon üfe ile tüfenin ortalaması kadar. Bakın, 43 falan. Artı 20, 63, 30-32. Biz 30 civarı, gıda enflasyonu kadar bir enflasyon hissediyoruz. Ama faiz 18 olunca çok daha ciddi bir eksi faiz algılıyoruz. Bu yüzden de dolarizeyiz. Altına yöneliyoruz, dövize yöneliyoruz. Başka tasarruf, konut varsa imkan bir şeylere yöneliyoruz. Ama sonuçta bu eksi reel faiz algımız TL'den bizi uzaklaştırabiliyor. Böyle bir risk var. O yüzden reel faizi hep ürün bazında düşündüğümüz için biz pek ödül alamıyoruz. Ceza alıyoruz diye hissettiğimiz için de bu bizim TL'ye yönelimimizi zorlaştırıyor, engelliyor. Şimdi buradan dediğiniz gibi o zaman nereden gelecek? Yani TL mevduatlar çok artmayacaksa nasıl gelebilir? Ya dışarıdan kaynak bulmamız lazım ya içeriden, yani bir parasal genişleme yapacağız. Hani biraz onu para tabanını artacak Merkez Bankası, kamu bankaları, hazine kanalı farklı mekanizmalarla bu krediye dönüşecek. Sektörel öncelik vesaire. Ama bu bir dış kaynaksa daha az enflasyonist olur. Ama bir iç kaynaksa, yani dışarıdan bize bir kredi girişi varsa, kısa vadedeki enflasyonist etkisi daha az olur. Çünkü kuru bastırır o. Ama biz içeriden bir kredi genişlemesini içerideki parasal genişlemeyle sağlamaya çalışıyorsak, yeterli hani mevduat tasarruflarımızı yeterince sisteme sokamıyorsak ya da tasarruf edemiyorsak, o zaman bu zaten olan maliyet enflasyon üzerine bir de talep enflasyonu eklemektir. Kısa vadede çalışır. Çünkü şundan çalışıyor. Yani krediyi arttırdığınız zaman Türkiye büyüyor. Evet. O krediyi kullanan diyor ki ya ben bir daha bu faizle bir süre para bulamam diyor. Alacak bir şeyi varsa alıyor. Yapacağı, yapmak istediği yatırım varsa, yani getirisi olacağını o yatırımı yapıyor. Hatta kimi gidiyor döviz alıyor vesaire. Yani biz o krediyi kullanıyoruz, ekonomi o aranda ısınıyor. Ve enflasyon beklentileri yüksekse bir süre taleple canlanıyor. Çünkü hani daha yüksek fiyatlar olacak diye öyle alınıyor talep. Ve büyüyor o arada ekonomi. Fakat o büyüme arkasından işte dış açık, cari açık, kura baskı, enflasyon, faiz artışı hiç sürdürülemiyor. Özetle seneye bence de Türkiye ekonomisi %2-3 civarı bir büyümeyle başlayacak. Yani son çeyrekten böyle bir şey alarak gideceğiz. Bu çok düşük bir rakam tabii Türkiye evet. için. Bunu 5'er civarına çıkartmak için bir kredi genişlemesi gelecek. Çıkartabiliriz. Şöyle bir süreliğine turizm hakikaten seneye iyi bir destek verebilir. İhracat belli bir destek veriyor. Daha fazla vermeyecek ama en azından o desteğini çok azaltmayabilir. İç talep dediğimiz gibi bir süre hareketlenebilir. Ve biz böyle bir 5-5,5 dokunup ortalamada tekrar aşağı dönebiliriz. Ama işte o 5-5,5 belki yönetimin, iktidarın hani o süreçte seçime gitmek istediği bir dönem olabilir. Dengeleri yani onu kullanmak isteyebilir falan, izleyeceğiz. Ama sonuçta kalıcı olmaz gibi gözüküyor. Çünkü bizim mevcut yapımızı değiştirmemiz gerekiyor sürdürülebilir büyüme için. Peki yani hocam. Yani bizim büyümemiz dış açık, kura baskı ve enflasyon yaratıyor. Yani biz cari açığı kalıcı çözmek, enflasyonu kalıcı çözmek yönünde yapısal adımları ve başında da sıkı para politikasını ana çerçeveye oturtmazsak sürdürmemiz çok zor bence diye düşünüyorum. Çok pardon. Zaten sürdürülemiyor da hep bu krediye dayalı büyüme modelinin ne kadar yanlış olduğunu biz senelerdir konuşuyoruz. Çünkü hep çok aşırı yüksek büyüme ve çok hızlı yavaşlama veya daralma döngülerinden geçiyoruz bu krediye dayalı büyüme, yani verimlilik artış, üretim artışına dayalı büyüme modelinden ziyade krediye dayalı büyüme modeli izlediğimiz için kendi kanıtladı ama işte Türkiye o şeyi adımı, o cesaretli adımı maalesef ki atamıyor. Peki bir şey soracağım, bu esnada bu kadar çok risk konuştuk, yani özellikle maliyet artışları, borçlanma maliyeti artışı, kur artışı vesaire, ama öte yandan da sanayi de inanılmaz bir kuvvetle görüyoruz. Hem büyüme verilerinde gördük bunu, hem de en son ben ikinci yarıda biraz daha hızlı mesela bir
normalleşme diyeceğim buna, yani pandemi sonrasındaki o atılımdan hani normale dönme beklerdim ama ne PMI onu gösteriyor ne reel kesim güven endeksi. Kapasite kullanım oranları artıyor. Mevsimselikten arındırılmış dahi baksak artıyor. Halen daha o canlılığın devam ettiğini görüyoruz. Neye bağlıyorsunuz bu kuvveti? Valla ben şöyle görüyorum. Gerçekten bu sanayideki güç ihracatla çok alakalı gözüküyor. Yani burada dünyadaki PMI'lara baktığımızda, bizim hemen yanı başımızda Avrupa'nın PMI'larına baktığımızda, daha birkaç ay öncesine kadar pandeminin başından sonra bir iki ay aşağı gitti ya da üç ay. Ondan sonra sürekli çıktı. Evet. Ta ki bu Temmuz'a kadar. Şimdi yavaş yavaş inişe geçti. Ama o kadar güçlü ki bu, yani 58, 60 falan bu seviyelere geldi. Hatırlarsınız yani biz eskiden hani PMI 52'den 53'e çıkınca ne güzel falan derdik. Şimdi 60'dan 58'e düşünce çok kötü falan diyoruz. Yani çok güçlü bir talep var Avrupa'da. Ve bu talebi karşılarken Türkiye zaten Avrupa büyüyünce büyüyen, oraya ürün satan, ihracatımızın %90'dan fazlası zaten imalat sanayi ürünü. Biz bu konuda iyiyiz. Avrupa büyüdüğü zaman talep artıyor. Bir de ekstra bir şey oldu. O da şu, Çin özellikle bu ticaret savaşının arkasından, bu bir artık soğuk savaşa da dönüşüyor gözüküyor. Hani bir hegemonya savaşıydı. İşte bu teknoloji savaşı falan, bir soğuk savaşa dönüşmeye başladı COVID'le vesaireyle de. Çin'e karşı Batı'nın, Amerika, Avrupa'nın alternatif tedarik arayışlarının sonucu olarak da Türkiye iyi bir alternatif oldu. Üstelik bunu destekleyen bir gelişmeler de yaşandı. Hepimiz izliyoruz işte. Şangay'dan Rotterdam'a bir konteynerin gelme maliyeti o kadar yüksek oranlarda arttı ki, yani ve süresi o kadar uzadı ki, yani Türkiye'den belki tırlarla günler içinde giden şey haftalar içinde Çin'den gelebiliyor. Yani Avrupa Türkiye'ye bu kadar yönelmeyi belki düşünmüyordu ama ister istemez de yönelmek durumunda kaldı. Ama tabii burada şu da var. Bizim ihracatçımız da hakikaten bu talebi karşıladı. Yani bu esnekliği, bu kıvraklığı gösterdi. O istenen kalitede ürün üretti ve sattı. Burada bir başarı var gerçekten ve hani bu kalıcı bir başarı da olabilir. Bence iş dünyasının buna dikkat etmesi lazım. Pandemi sonrası bizim bugün aldığımız pazara göz koyan çok ülke olacak. Yani Asya, Vietnam'ı, Endonezya'sı, herkes Türkiye'den daha ucuz. Biz eskisi temel işte pandemi bitti, 40 gün yerine 20 günde gelecek, 15 günde gelecek diyerek bu ürünleri tekrar sevk etmeye çalışacaklar. Burada bizim hani kaliteyi korumamız, hızı korumamız ve bir de tabii bu yeni yeşil mutabakata uygun gitmemiz çok önemli olacak. Bunları parantez içinde söyleyelim ama bence bu bizim sanayimizin gücünü yaratan bu oldu. Kapasite kullanım oranları artıyor ama görebildiğim kadarıyla da artık sınırlara geliyoruz. Evet, evet. Yani %80 demek daha 20 puan artabilir demek değil. Bunun bakımı, onarımı, işte kış havası, yaz havası, yani bir şekilde bayramı, tatili, zaten bir esneklik var. Belki biraz daha artabilir ama kapasitemizin de sınırına geliyoruz. Ama zaten görünüyor ki Avrupa'da da biraz talep yavaşlayacak. Evet. Bugün gördüğümüz güçte bir zayıflama göreceğiz. O moral bozmasın. Yine güçlü kalacak ama bence bir yavaşlama geliyor ihracatta da. Ama Türkiye yani sanayinin ana gücünün nedeni bu. Ve biz burada iyiyiz de. Çin'e muadil birçok ürün üretiyoruz ya da Asya'ya muadil birçok ürün. Bir şey ekleyeyim. Hani yüksek teknoloji ürünlerde hani istediğimiz o değişim henüz yok. Bir de şu etkisini görüyoruz. Yani bunu aslında akademik bir çalışmayla da yapmaya çalışacağız ama ben anekdotal olarak da izliyorum. Dışarıya yani Türk ürünleri ucuzluyor. Rekabetçi kurtulmak için diyoruz ve bizim ürünlerimiz ucuz. Ve dışarı satmanın da bir avantajı var sanayici için. Evet. İçeriye gelen ürün azalıyor. Yani Türk halkına, yani dışarıya 10 dolara sattığınız bir şey orası için ucuz 10 dolar ama Türkiye'de 10 dolara satmak ya da 10 liraya satmak pahalı oluyor. Burada 7'ye falan satmanı, niye 10'a satmak varken 7'ye satayım? Ben işte
Tuzla'da bizim üniversite. Ben her gün karşıya gidip geliyorum. Burada böyle bahçeler falan var. İşte dönüşte bazen alıyorum meyve, sebze falan. Şeyi soruyorum, niye yüksek? Yani bahçeden alıyorum, bu kadar yüksek bir yer, hani yeşillik bu. Şey diyor, yani biz de dışarı satmayı tercih ediyoruz. Benim aldığım meyve sebze de hani buraya geleceğine dışarı gidiyor. Bize çok az geliyor. Az evet. Gelince zaten sabah geliyor kasa, akşama kadar kalmıyor. Bu kadar talep varken ben yani nasıl fiyat düşük olacak? Olmuyor. Bana da pahalı geliyor, sana da pahalı geliyor. Yani ihracat görebildiğim kadarıyla hani burada iş dünyasının daha iyi bildiği bir şeye çok yorum yapmış gibi olmayayım. Yorum da gelirse sevinirim ama Türkiye'ye arzı azalttı. Enflasyonun bir nedeni de bu oluyor. Yani ihracatın bir yan etkisini görüyoruz. Negatif diyeyim. Ama hani ihracatın artıları da çok fazla. Durum böyle. Evet. Bugün enflasyon verilerini görünce bir arkadaşım aynı soruyu sordu. Yani fiyatların artması bizim birazcık da dışarıya gönderiyor gönderiyor mu? Olabilir miyiz diye sordu. Tabii çok içinde olmadığı için böyle şaşkınlıkla soruyor. Dedim yani ekonomik mantığı daha kazançlı taraf o tarafsa ekonomik mantık açısından oraya yöneliyor. Ama burada tabii çok yapısal arkada bir problem var. 15 sene önce gayri safi yurt hasılının %11-12'si iken tarımsal üretim bu dönemde 5'ler 6'lar belki de daha aşağıya gidiyor. Bu böyle olmamış olsaydı belki de hem ihracatımız kuvvetli olacak hem de içerideki fiyatlarımız daha makul mantıklı seviyelerde olabilecekti. Ben başta söylemeyi unuttum. Sorularınız varsa lütfen chat ekranına yazın. Yani aslında hani çok aşırı kalabalık da değiliz, bölebilirsiniz de soru sormak isterseniz. Ben devam edeceğim sorularıma. Buradan birazcık dışarıya geçmek istiyorum. Yani şimdi sanayicimiz tamam kuvvetli devam ediyor ama şeyde ise enflasyonu da konuştuk, çok yüksek oranlar var. Onun dışında ayrıca TÜİK yayınlıyor artık hizmet enflasyonu diye bir şey yayınlıyor. Yurt dışı enflasyon diye bir şey yayınlıyor. Mesela yurt dışı enflasyon ne demek? Yurt dışı üfe. Burada üretilip dışarıya satılan malların fiyatları, ihracatçı için takip ettiğimiz. Onun dışında yine benim takip ettiğim inşaat maliyeti endeksi diye bir şey yayınlıyor mesela. %40'lar, %45'ler filan. Bu maliyetlerin içinde tabii ki de demir çeliği, işte betonu ne varsa yurt dışından da ithal ettiğimiz inşaat malzemeleri var. İhracatçılar için bu artışlar çok güzel. Hatta bazı ihracatçı birlikleriyle zaman zaman işte böyle konuşmalar vesaire oluyor. Normalleşecek dediğim zaman kızıyorlar. Ya da yani ne yapmamız lazım, nasıl hazırlanacağız? Çünkü çok güzel bir dönem onlar için. Şimdi küresel emtia fiyatlarına geçelim. Küresel emtia ve de ham madde fiyatlarına geçelim. Bu artışlar devam edecek mi? Siz birazcık bir küçük değindiniz. İklim koşulları dolayısıyla da gerçekleşiyor en azından doğal gaz tarafında diye. Ama onun dışındaki faktörler neler ve bizim gelecek senemizde yiyecek mi bu yüksek maliyet artışları? Hemen onu cevaplayayım ama sizin söylediğiniz bir önceki sorudaki nokta çok önemli. Yani hani biz buradan meyve sebzeyi dışarı satıyoruz. O yüzden bu işin bir parçası. Gerçekten ana sorun Türkiye'nin arz talep ve tarımdaki verimlilik sorunu. Yani biz tarımda büyük bir reform yapmadan, arzı talebin üzerine çıkaran, hani o bolluğu yaratmadan, verimliliği arttırmadan tarımda bu sorunu çözemeyiz. Yani bu zaten o sorun varken ilave hani bir sorun oluyor ama marjinal şey yüksek oluyor tabii. Hani bir de o gelince hani enflasyona o bir puan, iki puan bugün bizim konuştuğumuz yarım puan, bir puan faiz hikayesini daha da anlamlı kılıyor. Şimdi dışarıda emtiaya gelince bence emtialarda bir bütün olarak bakmamakta fayda var bundan sonra. Burada ana metaller, enerji, değerli madenler diye ayırmakta belki fayda var. Tarımsal emtia. Evet, tarımsal emtialar var. Şimdi ana metaller, işte bakır, krom, çelik vesaire diyelim. Buralarda bence biraz dinlenme dönemine giriyor. Yani bir gerileme olabilir. Bakır fiyatları çok öncü bir göstergedir dünyada. Çok konut, otomobil gibi sektörlerin çok yoğun kullandığı bir üründür. Girdi. Bakırda belli bir ivme kaybı var bir süredir. Şimdi bu ivme kaybının bir nedeni otomotiv sektörü, çip krizi. Araba üretilemeyince, çip olmayınca bakıra da talep azalıyor. Araba üretilmiyor, fabrika kapandı zaten. Bir nedeni bu. Bir başka nedeni Çin. Yani Çin'de çok ciddi bir yavaşlama var ve
iş dünyasını çok yakından izlemesi gereken çok temel bir risk var orada. Yani Çin, bu yaşananlar çok önemsiz şeyler değil. Hani evet, bunlar hemen bir sorun yaratmayacak ama yönetilemeyecek bir noktaya gelebilir. Hani düşündüğümüzden daha büyük sıkıntı, bir spillover dediğimiz etki yaratabilir. Bunu çok yakından izlemek lazım. Çin'in yavaşlaması, ki ben burada konjonktürün ötesinde Çin'in demografik olarak yaşlanmasının da getirdiği, zaten dış talep yaratmakta zorlanacak bir Çin. Çünkü Batı'yla bir soğuk savaş dönemine giriyor. İki, iç talebini yeterince arttıramıyor. Arttıramayacak gibi de gözüküyor. Burada demografik olarak o tek çocuk politikası, şimdi onu kaldırdılar ama 1975'ten 2015'e kadar gelen politikalar Çin'de ortalama yaşı arttırdı. Ve yaş arttıkça insanların tasarruf eğilimi de artıyor. Tüketim eğilimi azalıyor. Reel perakende satışlar, reel olarak son 10 yıldır düşme eğiliminde. Yani bu konjonktürün ötesinde. O yüzden Çin daha yavaş büyüme. Hem dış talebi kısıtlanıyor, hem iç talebi çok canlanamıyor bir noktada. Konutta falan işte sorunları var. Özetle Çin'deki yavaşlama da bakırı yavaşlatıyor ve bu birçok imalat sanayi ürününün, yani ana metal dediğimiz grupta, bence önümüzdeki dönemde en azından artış değil, yatay ya da düşüş ihtimalini arttırıyor. Enerjiye gelince, bu petrol, doğalgaz, özellikle fosil yakıtlarda ben biraz önce de söylemeye çalıştım. Biz büyük bir çıkış dönemindeyiz. Yani büyük derken hani tırnak içinde söylüyorum. Bu iklim meselesi 2015'ten sonra dünyada petrol ve doğalgaz arzını sınırlamaya başladı gibi görünüyor. Yani yeni kuyu açmak, yeni kaynak yaratmak, Shell falan gibi firmalar gidişatı görünce, hani bunun maliyetine girmek yerine hani mevcuttan kazanmak, arzı da arttırmayalım bari fiyat düşmesin diye, arzı arttı, yeni kaynak yaratmakta çok şey davrandılar, yeni yatırım çok yapmadılar görünüyor. Ama dünyada bu pandemi nedeniyle, bu pandemi tabii inşallah geçecek, seneye daha iyi bir yıl olur diye diliyorum ama bizim hayat tarzlarımızda değişikliğe yol açıyor. Yani bizim evdeki yaşamımız arttıkça evle ilgili harcamalarımız da artmaya başladı. Belki uzaktan çalışma, belli yerlerde, sektörlerde kalıcı oldukça işte daha büyük ev, daha müstakil ev, şehir dışına eve gitmek, evle ilgili yeni mobilya almak, işte oraya bakım onarım vesaire. Yani bu bütün dünyada bir süre daha devam edecek bir talep söz konusu. Bu talep koşulları aslında, yani işte oralara, o evi, şehir dışına eve gitmek için daha çok araba lazım, özel araba kullanma ihtiyacı uzun süre devam edecek. Nereden bakarsak bakalım enerjiye bir talep var. Arz artmıyor, talep artıyor. Dolayısıyla ben enerjide bir süre artış eğiliminin korunacağını, bunu OPEC gibi işte bu işin üreticilerinin de istediğini düşünüyorum. Çünkü Batı hızla yeni yeşil dönüşüme doğru gidiyor. Yani fosil yakıtlar belki 5 sene, 10 sene sonra hayatımızdan çok ciddi biçimde çıkacak. Çıkmadan önce son hamlesini yapıyor. Ben hatta biraz Batılı devletlerin bunu bilerek de teşvik edeceğini düşünüyorum. Vergiler gelecek. Yani bu benzine bir de vergi gelecek. Daha da arttıracaklar. Niye? Çünkü insanlar ya da doğalgaza vesaire, yani evinin ısıtmasını doğalgazla yapacağını güneş paneliyle yapmayı tercih edecek. Diyecek ki ya şu doğalgaza bu kadar para ödeyeceğime gidip binamı bir güneş paneli yaptırayım da öyle ısınayım. Yani bu biraz bilinçli politikada olacak gibi geliyor. Özetle fosil yakıtların hepsinin daha ciddi yukarı gideceği bir döneme giriyor gibiyiz. Ama son gidişi bu. Ne kadar gider, nereye gider ayrı bir tartışma konusu ama iş dünyası için bir süre mecburen muhtaç olduğu enerji maliyetlerindeki yüksekliğe hazır olması gereken bir dönem var bence. O yüzden ana metallerden farklı enerjide bir yükseliş olacağını tahmin ediyorum. Gıda emtiaları enerjiyle bağlantılı ve iklimle bağlantılı yine yukarıyı zorlayacaktır. Değerli madenler ise bence altın, orada özellikle vurgulamak istediğim, gümüş de benzer bir eğilimde ama dünya bence bu yıl Davos zirvesindeki şey çok kritik bir kavram. The Great Reset, büyük sıfırlama. Biz tarihte böyle bir dönemi yaşıyoruz şu anda bence. Birçok şey sıfırlanıyor.
En büyüğü de iklim meselesi. Öyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Bizim üretim biçimimiz, tüketim tarzımız değişiyor, değişecek. Ve biz bu resetlemenin içindeyiz. Dünyada çok büyük bir borç var. Bu borçlar böyle gidemez. Burada büyük yapılandırmalar geliyor, gelecek. Burası resetlenecek. Üç, dünya borçla büyümeyi finanse edemez. Çok artık sınırlara geldi. Gerçek gelirle bir şeye doğru gideceğiz. Yani biraz gelir dağılımını kotaracak, biraz da olsa bu kadar bozukluğu azaltacak bir döneme gidiyoruz. Bence 1950-60'lardaki gibi biraz ücretlerin payının arttığı bir döneme. Hem yaşlanan nüfusun iş gücü piyasasından çıkması, bu pandemi sonrası insanların hani ücretlere de baskı yapan bir sürecin gelmesi falan, hem de politikaların gelir dağılımı destekleyici yönde olması, bu yönde bir değişim gelir. Burada da bir resetleme olacak. Yani iş maliyetinde iş gücünün maliyetinin arttığı, gerçek gelirle talep yaratan döneme gidiyoruz. Şuna gel, bunlar hep risk. Bir soğuk savaş var Çin-Amerika arasında. Büyük sıfırlama. O anlamda dünyada belki lider ülke değişecek falan. Altın bunları fiyatlıyor. Risk fiyatlıyor. Bunların hepsi dünya bu borç sorunuyla bir krize girebilir. İklim yüzünden girebilir. Gelir dağılımı yüzünden sosyal siyasal risklerle karşılaşabilir. O açıdan altın bu sorunlar hallolana kadar bence yönü yukarı. Evet. Şu ara gidemiyor çok pandemi yüzünden. Neden? Çünkü pandemi başlarken 1600 dolarlardaydı, 2000'leri geçti. Aşı bulundu, indi. Seneye 6 ay sonra Dünya Sağlık Örgütü dese ki işte geçmiş olsun, pandemi bitmiştir, endemi olmuştur. Hadi herkes işine gücüne, inşallah diyorum. O zaman altın fiyatı ne olur dersiniz? Muhtemelen düşer, değil mi? Yani risk o 2000-1700 düşmeyelim. Belki düşmez şu andan itibaren ama şunu demek istiyorum. Bugün 2000 dolara alsanız altını, pandeminin bittiği gün o 1700'e, 1800'e düşebilir tekrar. Bu riski gören bence almıyor şu an. Evet, o yüzden ben kısa vadede 1700-1900 dolar arası dolanır. Asıl pandemi sonrası o resetlemenin hızına göre yavaş yavaş yukarıya doğru yönelecek diye düşünüyorum. Gümüş de onun türevi, benzer bir eğilim izler diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler. İki tane sorumuz var. Bir tanesi Aynur Hanım. İsterseniz mikrofonunuzu açın, buyurun. Merhaba hocam. Merhaba Özge Hanım. Merhaba. Kolay gelsin. Ben Erhan Hoca'yı yıllardır takip ederim ve yani diğerler olmasa da en çok güvendiğim bir ekonomist benim için. Ve ne derse doğrudur. Çünkü hiçbir zaman yani hep gerçekleri olduğu gibi tarafsız olarak anlatıyor. Hocam bir şeyim var, kısa yorumum, ama ondan sonra bir sorum var size, kısa o da. Ben tabii tekstille hala uğraşıyorum. Bir tek o konuda bir görüş belirtmek isterim. Dünya tekstilde de Türkiye'de tamam ilk sıraları kaybetti ama artış var epeyce. Bunun da bence en büyük faktörü de e-ticaretin özellikle Avrupa'da çok yaygın bu pandemi döneminde gidip depolarda mal tutmadılar. Zaten tutamadılar, risk edemediler. Sezonlar kaydı ve dolayısıyla Türkiye'ye yüklendiler. Çünkü burada da şöyle bir tamam pandemiye rağmen de atölyeler çalıştı. Yani kapanma olmadı. Ve dolayısıyla da hani bu sektöre yardımcı oldu. Bir de tabii organik ve sürdürülebilir tekstile. Şimdi bakıyorum bütün firmalarda bir organik tekstil üretimi var. Bunu kısaca bir kendi sektörüm olduğu için yorum yapmak çok istedim. Güzel, çok teşekkür hocam, ederim. Ben şeyi soracağım size. Bugün veya dün Mahfi Bey de paylaştı. Devletin enflasyonu %17 galiba, yanılmıyorsam, değil mi hocam? Ama bir özel sektör 40. Şimdi nedir yani bu fark, neden bu kadar çıkıyor ve hangisine güvenmek lazım? Tabii ki biz mutfaktan biliyoruz enflasyonun 15'lerde, 16-17'lerde olmadığını, ama yani bu kadar fark da 20 küsur bir fark nereden kaynaklanıyor, onu merak ettim hocam. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkürler Aynur Hanım. Yani güzel sözleriniz için de sağ olun. Yorumlarınız için de çok çok teşekkürler. Ben de faydalandım. Şimdi doğru, bu ENAK diye bir grup, Veysel hocamız hani bir tür bir hesaplama yapıyor.
işte farklı ticaret odaları yapıyor falan, ama özellikle Mahir Hoca'nın da sanıyorum paylaşımı, çünkü aynı gün yayınlanıyor, onunla alakalı 40'ların üzerine çıktı. Şimdi tabii enflasyon bir sepetten hesaplanıyor. O sepet ve ağırlıklar, yani en kritik nokta nasıl bir ağırlık alıyorsunuz, hangi ürünleri alıyorsunuz ve hangi marketlerden, nerelerden alıyorsunuz? Bunlar çok önemli. Şimdi TÜİK, tabii Türkiye genelinde bütün 81 il, 8 ilçede yaptığı bir anketin sonuçlarını güncelleyerek belli ürünleri takip ediyor ve belli fiyatlar alıyor. Şimdi orada tabii temel nokta şu, vatandaş en çok hangi marketlere gidiyor ve hangi marka hangi ürünü alıyor gibi bir mantıkla hesaplıyor. Atıyorum İstanbul'da insanlar beyaz peyniri daha çok, yine atıyorum Migros'tan alıyorsa, Kars'ta da Kars Serhat Market diye bir yerden alıyordur. Oraya gidip alıyor. Ya da işte şu bildiğimiz indirim marketleri çok yoğun kullanıldığı için oralardan alıyor. Şimdi diğer hesaplamalarda TÜİK kadar büyük bir veri setine sahip olmak çok kolay değil. Hani çünkü TÜİK hakikaten yani binlerce fiyata erişmeye çalışıyor. Bu diğer hesaplamalarda daha çok online toplanıyor. Yani şu anda girseniz birçok marketin fiyatını online alabilirsiniz. Dolayısıyla veri setinin farklılaşması bir. İki, ağırlıklar yakın kullanıyor aslında Enak. Hani her ikisi de ağırlıklarda çok büyük farklılık göstermiyor. Ama veriyi topladığınız kaynak aslında bu farkı da gösteriyor. Aynı domates işte Antalya'daki bir markette, Kars'ta, İstanbul'da çok farklılaşıyor. Bu anlamda farklar ortaya çıkıyor. Açıkçası hani TÜİK tüm Türkiye'yi temsil ettiği için daha çok böyle iskonto marketlerde alıyor ve mesela orada ne bileyim hani domates çeşit çeşittir. Belki vatandaş ister istemez en düşük fiyatlı kasadan alıyorsa hep ondan alıyor diye varsayıyoruz. Oradaki değişimi alıyor. Ya da kira dediğimizde mesela TÜİK, biz bugün kiralardan söz ediyoruz. TÜİK ne yapıyor? Mevcut oturanların artışını hesaplıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? %15 arttı. Halbuki şimdi İstanbul'un, Türkiye'nin birçok semtinde geçen yıla aynı binada oturan eski kiracı %15 kirayı arttırdı belki en fazla. O da o kadar da arttırıyor emin değiliz. Ama boşalan bir daireye giren belki iki katı fiyata çıkıyor. Şimdi kirayı TÜİK öyle burada Beşiktaş'ta kiralar kaça çıktı diye almıyor. Orada oturan birisinin kirası kaç lira? 10 yıl önce giren biri belki şimdi 2000 lira hala kira ödüyor. Bu yıl da %10 zam yaptı. 2200 lira. 2200 lira Beşiktaş'ta belki ev bulmak mümkün değil şu an. Ama o fiyatı alıyor ve o artış alıyor. Böyle şeyler var. Betam mesela, Özlem Hanım da bilir. Yani bu kiralarla ilgili ayrı bir araştırma yapıyor. Bu tür farklar var. Ama tabii açıkçası TÜFE ile ÜFE arasındaki fark o kadar açıldı ki yani hepimizi şey yapıyor, düşündürüyor neden olur, niye bu farklar oluşuyor vesaire. Ama tabii örneklem farkı, özel grupların bu kadar örnekleme ulaşamaması bir miktar açıklayabildiğimiz kısım, ama açıklayamadığımızda birçok şey var açıkçası. TÜİK bizi en çok bilgilendirmesi gereken, ondan bekliyoruz daha da çok açıklamayı. Aynen. Çok küçücük bir eklemeyi. O zaman bir, çok özür dilerim Özlem Hanım. O zaman biz reel faizi TÜİK'e göre yaparsak çok yanılırız hocam değil mi? O zaman yani biz kafamıza göre yapalım. Yani. Zaten işte evet, yani Özlem Hanım, ben de onu söylemeye çalıştım. Vatandaş zaten olarak biz bence TÜFE TÜFE ortalaması kadar bir enflasyon algısıyla hareket ediyoruz. Yani gıdanın ortalama TÜFE'de, TÜİK diyor ki gıda %30 arttı diyor. Biz aşağı yukarı onu algılıyoruz ve öyle hareket ediyoruz. O yüzden de eksi reel faiz ödül değil ceza almak gibi düşünüldüğü için. Başka ya hemen tüketeyim diyoruz. Hayat geçiyor. Yani şunu alayım, ev alayım, şunu alayım, bunu alayım ya da araba alayım, değeri artar. Ya da dolar alayım, altın alayım, gümüş alayım. TL'den uzaklaşıyoruz. Daha spekülatif araştırmalara gidiyoruz gibi maalesef. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Aslında süremizin sonuna geldik ama hani eksik soru da bırakmamak adına birkaç dakikanızı daha rica edeceğim ben. Belki kısa kısa iki tane soru var, onları yanıtlarsınız. Bir tanesi, Dünya Merkez Bankalarının bilinçli olarak altını baskıladığı konuşuluyor. Bu konuda yorumunuz
diye sormuş bir katılımcımız Ayşegül Hanım. Bir de borsa ve kriptolar hakkında düşüncenizi sorabilir miyim? Bu sorulara şöyle bir hemen ilk yorumlarınızı alabilirsek çok seviniriz. Tamam. Yani dünya merkez bankalarının altını baskıladığı, yani o konuda bir şeyim yok. Pek zannetmiyorum. Hani öyle bir bilgim ya da öyle bir algım yok açıkçası. Ama hani merkez bankaları tabii bol para, alternatif yatırım araçları vesaire, belki şu kripto para tarafında da dönebiliriz. Bence altın, benim düşüncem, altını baskılayan pandemi fiyatlaması. Yani altın yavaş yavaş yukarıya gidecek bir değerli madenken çok hızlı yukarıya gitti. Ve pandeminin biteceği, özellikle gelişmeleri altını çok zorluyor. Yani aşı çıktığından bu yana altın gidemiyor yukarıya. Dolayısıyla pandemi fiyatlamasını bitirmeye çalışıyor. O yüzden ben hani onun dışında tabii ki merkez bankaların alımı satımı birçok şey etkiler, para politikası, para bolluğu, ama onun çok bilinçli bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Borsalar için benim beklentim genel olarak dünyanın yavaşladığı, emtia fiyatlarının hani genelde aşağı gittiği bir ortamda ya da yukarı gidemediği bir ortamda bizim gibi ülkelerin borsaları için biraz dikkatli olmak lazım. Hani yukarı değil aşağı yönlü riskler daha fazladır. O açıdan dünya borsaları için beklentim biraz şey, hani dinlenme ve hatta biraz değer kayıpları yaşayacağı bir dönemde olacağı. Farklı enerji sektörü, enerji hisseleri vesaire gidebilir. Bizim borsamız bence çok farklı, yani çok değersiz. Hani çok ucuzlamış Türk şirketleri, hani değer olarak çok düşmüş. Yani 1,5 sent işte en dibi gördü, en kötü de o kadar iniyor. Dolar 10 lira olabilir falan diyoruz. Yani bugün değil ama bir sene. O zaman 10 lira 1,5 sent 1500 endeks demektir. Yani hani o zaman oradan da çok uzaklaşmak istemiyor. Bizim borsamız için 1300-1400, o 1500'ler bence böyle bir çıpa gibi duruyor. Hani kur beklentisiyle falan. O yüzden hani iyimser bir tabloda çok potansiyeli olabilir ama dünyayla da çok beraber hareket ediyoruz. O yüzden borsayla ilgili beklentim, hani bizim borsamızın ayrı dinamiği var ama çok borsa ile ilgili çok umutlu bir dönem olmadığını düşünüyorum, ama bir 1400-1500 arası bizim böyle bir şeyimiz var bence. Hani o kısa vadede de onu almaya çalışabilir. Onu teknik analiz yapan arkadaşlar daha iyi değerlendirir ama orada öyle bir fırsat olabilir. Son olarak kripto paralarla ilgili, ya ben onu bir iktisatçı olarak kripto paraların bir dijital para olarak merkez bankalarının parasının yerini alacağını hiç düşünmüyorum. Yani buna böyle bir şey olacağını düşünmüyorum, inanmıyorum da. Ama tabii bu hiçbir şey %100 demem, buna da %100 diyemem. Olabilir, yanılabiliriz. Ama ben şöyle, kripto paralar altına ikame bir yatırım aracı olmaya çok aday. Gerek teknolojisi, gerek kıtlığı, gerek kabul görmüşlüğü, buna çok imkan verecek gibi. Çok şaşırtıcı derecede yüksek fiyatlara da erişebilir. Yani çok spekülatif de hareket eden bir şey. Altın bundan 500 yıl önce bir lale soğanın fiyatı o dönemin iyi bir zanaatkarının yıllık gelirinin 10 katına çıkmış. Yani bugün Amerika'da 55 bin dolar ortalama gelirse, iyi bir zanaatkar da bu kadar kazanıyorsa, bunun 10 katı 550 bin dolardır. Yani Bitcoin 550 bin dolara çıksa ben şaşırmam. Çok şaşırırım da şaşırmam. Ama olabilir. Ha, 300'e gider 300 bin dolara, 30 bine iner. Müthiş bir kayıp olur. 450'ye gider 15'e iner. Hani bunu göze alan, 450'ye gidecek demiyorum. Hani bu denli anormal spekülatif bir şey. Çok riskli, çok dikkatli yatırım yapmalı yapan, ama eninde sonunda o makul bir fiyata ulaşır. Az sayıda bir kripto para varlığını sürdürür. Altına ikame olur diye düşünüyorum. Şu anda çok spekülatif bir dönemde, buna imkan veren bir dönemde. Kripto paralar için en büyük tehlike devletlerin bunu yasaklaması. İşte Çin yaptı. Batı bence yapmaz. Bu denli bir şeyi, bu tür bir özgürlüğü kısıtlamaz. O yüzden bir yer bulacak kendisini o. Ama yani bazı, Çin gibi bir ülkenin yasaklaması bile ciddi darbe vurmuş durumda bence kripto paralara. Ama yine o spekülatif kanalı açık bulacaktır. Son cümleyi şöyle bağlayayım. Bu Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor diye bir kitabı var. Tavsiye ederim. Aslında o devletler, işte ülkeler nasıl refaha ulaşır üzerine falandır.
şunu diyor. Hiç otoritenin olmadığı bir toplumda, mesela Avrupa feodal beyler, işte feodal bir yapı, hepsi birbiriyle savaşıyor. Otorite olmayınca istikrar da zor, büyüme de zor, refah da zor falan. Bir otorite lazım. Ama o otorite bir otokrasiye dönüşürse o da çok tehlikeli bir şey. O zaman yine toplum bir refah eder. Arada dar bir koridor var. Otorite olacak, otokrasi de olacak. O dar koridor demokrasi. Yani toplumlar o koridora girmeye çalışmalı. Bireyler de toplumu, ülkeyi o koridora sokmak için ellerinden geleni yapmalılar gibi bir yaklaşım. Bunu para piyasasına uygularsak, yani merkez bankalarının olmadığı bir yapı bence çok istikrar sağlayamaz. Çok kaotik olur. Yani dijital paraların, işte kripto paraların gidecek merkez bankaları, kripto paralar kalacak. Böyle bir dünyada biz alışveriş yapacağız. Bence çok riskli, çok kaotik, çok istikrarlı mümkün değil gibi geliyor bana. Ama hani o yüzden bir otorite lazım, bir merkez bankası, ama çok regüle etmiş, işte her şeyi kontrol eden veya piyasa kurallarına göre oynayan bir merkez bankası başka sıkıntı yaratıyor. O açıdan kripto paraların bir merkez bankasının otoritesini alabileceğini hiç düşünmüyorum. Ama mutlaka altına benzer bir yer edinir diye de bir düşüncem var. Evet. Kitap ismini ve yazarı demiş, tekrar edebilir misiniz? Daran evet. Acemoğlu, Dar Koridor. Evet, Türkçe'ye de çevrildi. Tavsiye evet. ederim. Çok güzel bir kitap. Her kitabı güzeldir Daran Hoca'nın. Bu da çok güzel bir kitap. Peki. Süremizi bir parçada açtık. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten çok keyifli, sürenin nasıl geçtiğini anlamadığımız bir şey oldu, sohbet oldu bizler için. Ben katılımcılarımızdan mümkünse isteyenlerin kameralarını açmalarını rica edeceğim. Bir küçük fotoğraf alalım, ondan sonra veda edelim hocamıza. Aylin de o sırada alıyorsa ben de alayım bir yandan. Şöyle bekleyeyim, açılıyor galiba daha fazla şey. Ben bu arada sizlere tekrar teşekkür edeyim bari, hem fotoğraf var arkadaşlarım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Erhan Aslanoğlu'na hakikaten verdikleri değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özlem Derici Şengül'e de moderasyonu ve sohbeti genişleterek bizlere zenginlik kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam, ben teşekkür ederim. Kolaylıkla sağlık. Ben de çok çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için, ilginiz için. Görüşmek üzere. Için. Sağ olun. Hoşça kalın o zaman. Görüşmek tekrar üzere. Akşamlar. Güzel günler, bereketli günler dileyim. İnşallah hepimize. Sağlıklı günler diliyorum ben de. Hoşça kalın. Sağ olun.